أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Değerli izleyiciler, Arapça kurallar sözlüğünde ef'alü zem, evet zem fiillerine geldik. Yani kötüleme, kınama fiilleri. Ef'alü zem, yermeye, kötülemeye delalet eden çekimsiz fiillerdir. Bu fiillerden sonra biri fail, diğeri de mahsusun bir zem olmak üzere iki merfu isim gelir. Bunlar bir e, bi ise sa'ele habbeza'' şeklindedir. Bi ise racülü Ebu Cehil. Ebu Cehil ne kötü bir adamdır. Burası bir isenin faili, burası da mahsusun bir zem. E, bi ise Semir. Semir ne kötü bir adamdır. Bi ise şarabul hamır. İçki ne kötü bir içecektir. E, bi ise'l hulukul Kedip. Yalancılık ne kötü bir ahlaktır. Bir ise celi süsü kovucu ne kadar kötü bir arkadaştır. E bazen bu fiillerin faili e, gizli bir zamir olur ve irabında temiz olan e, nekire bir isimle açıklanır. E, mesela saat e raculen fülânün. E, evet falanca adam e, olarak ne kadar kötüdür. E, bir ise şarabu ve saat mürtefeka o ne kötü bir içecek ve ne kötü bir kalma yeridir orası. Bi ise metelül kavim. E, o e, o kavmin durumu ne kötüdür? Ellezine kezzebu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini yalanlayan. Bi ise kadisu filan. Filanca Ahmet ne kötü bir yargıçtır. E, mesela burada filanca yine yaptık. O içerisinde huve diye var. Bu bi sen içerisinde. Za ve Habbeza'daki la habbeza'daki za ilk merfu ismi yerini tutar. La habbeda el -kizzab. Çok yalancı ne kadar kötüdür. Ve la habbeda el ceza'u el musibe. Musibete karşı isyan etmek ne kadar kötüdür gibi. Ve la habbeda kufranun nime. Nimet inkar etmek ne kadar kötüdür. <laughs> e la habbeda e, adiri, e, Evet, beni mazur gören ne kadar güzel, e, evet dikkat edin ne kadar güzeldir. Fil heva, aşkta ve la cahil beni kınayan cahil ne kadar kötüdür e, gibi el eliful fasila evet ayrıcı elif fiillerde cem müdekker kipinin sonunda nun veya muttasıl bir zamir bulunmadığı takdirde vavdan sonra yazılan eliftir bu elif e, vabın kelimenin kök harfi değil zamir olduğuna işaret etmek için yazılır şekeru gibi Burada buna ne diyoruz? E, farika farika elifi, veya fasıla elifi diyoruz. El esatiz lem yusafiru. Evet burada var. Et telamidu içtehidu. İçtehidu. içtehidu tencahu. Bakın bunların hepsinin sonunda çoğu çoğul vavdan sonra bir elif geliyor. Ayırmak için burada var. Bu burada var, burada var nerede bir nonu düşmüş fiil varsa e, orada o elif gelecek. Şeddeli tekit nonu cem ve ennes nonundan sonra geldiğinde nonlar arasına ayrı bir elif girer. Et talibatu yektub nani. Buraya da bakın böyle bir elif giriyor. Edrib nani şeklinde. Bu tekit için gelmiş. Peki el eliful maksura. Maksura elifi. Nedir bu? Kısaltılmış elif. Kelimenin sonunda noktasız ya veya elif şeklinde yazılan eliftir. Sonunda elifin maksure bulunan isme maksur isim denir. Maksur isminin irabı ref, nas ve cer hallerinde takdiridir. Yani takdiri bir damme ile merfudur mesela. Bu elifin aslı vav ise elif şeklinde yazılır. Mesela asav, e, asa. Aslı ye ise noktasız ye olarak yazılır. Feten, feta. Elifin maksure semai ve kıyasi olmak üzere iki kısma ayrılır. Kıyasi olan Elif-i Maksure 10 çeşit isimde bulunur. Da'a, bakın dava gibi. E, necva, Neca. E, heda, Huda, Huden, Ceviye, Ceva. E, radiye, Rıda. Ganiye, Gına. İsmi taftillerin e, müennesinin sonundaki Elif. Evet, bazı mastarların sonundaki Elif. İsmi taftillerin müennesinin sonundaki Elif. Fudla gibi, Kübra gibi. Üç harften fazla olan nakız fiillerin mazileri ve ismi mefullerin sonundaki elif. Ee, işte Mustafa gibi, e, Mota gibi, İstasfa, Mustafa gibi. Bazı bayan isimlerin sonundaki elif. Leyla, Suda, Büşra gibi. Müennes için kullanılan bazı sıfatların sonundaki elif. E, zikra, Atşa, Hubla gibi. Bazı cem mükesserler sonundaki elif. Mesela Merda, Cerha gibi. Ee, yine e, katla, e, suka, sukara gibi. tüm kalıbındaki nakıs isimlerin çoğulundaki elif, dumye, duma, e, kuvvet, kuva, urve, ura gibi. E, tüm kalıbındaki nakıs isimlerin çoğulundaki elif, mirye, mira, hilye, hila, e, firye, fira gibi. Bazı sıfatların sonundaki elif, atşa, kesla, sekra gibi. Bazı maslar zaman veya yer isimlerinin sonuna gelir. El-merqa, el-me'ta, müsteşfa gibi. Bazı erkek isimlerin sonundaki gelir. Musa, İsa, faal vezinde olan ve çoğula delalet eden cins isimler. Bu isimlerin sonunda ta bitiştiğinde bir tek şeye delalet ederler. Katat, kata, Hasad, hasa, çakıl, çakıllar, meha, yaban inekler, e, kanaatun, Mif alvezinde bazı alet isimlerindeki elif, mesela mikva, ütü, mirma, atma aleti. ismi taftilin bazı cem ve sonundaki elif. mesela el kusva, kusa, dünya, dünya gibi. peki, semai olan elifi maksureler, yukarıda zikredilenlerden başka isimlerde bulunan elifler. Mesela asa gibi, raha, THERA, feta, hica, sena gibi elif eliful memdude memdud elif ee, uzatılarak okunan elif'tir. Kelimenin sonunda kendisinden sonra hemze bulunan eliftir. Ee, bazı kelimelerde elif memdudeden sonra gelen hemze kelimenin aslındadır. Mesela karra çok okuyan, dav gibi bu kelimeler qara, e, -e, vudu köklerinden türemişlerdir. Bazı kelimelerdeki elif memdudeler de sonra da gelen ...den sonra gelen hemze... ...diğer harflerden hemzeye dönüşmüştür. Sema, ida gibi. Bu kelimelerin aslı semav... ...ve adav'dır. Evet, bunlar... ...vav elife dönüşmüştür. Bina... ...meşa. Bu kelimenin aslı... ...binay, meşay, yedir. Bunların sonunda y harfi vardır. O elife dönüşmüş. Bazen de... ...hemze mühendislik için kelimeye gelir. Hasna, hamra... ...gibi. Hangi eliften bahsediyoruz? Şu eliften bahsediyoruz. Değil mi? Son... Evet, sondaki hemzeden bahsetmiyoruz. Elif i Memdude bazı isimlerde kıyasidir, bazılarında ise semaidir. Elif i Memdude'nin kıyasi olarak yani kurallı olarak bulunduğu yerler şunlardır. Sese delalet isim eden isimler. Ma etil temu'um muva'en. kedim miyavlat muva'en. Suva'en. E, koyun meledi e yaudu zibu uva'en kurt uludu. Sonunda elif bulunan illetli fiilin mufaale babının fiil kalbındaki masları ve ila vila, nada nida, ada ida gibi 3 4 5 ve 6 harfli nakıs fiiller maslarındaki elifler ''Benâ, bina, dua, i'ta, efnâ, ifna, e, irbâ, irba, e, intiha, itila, gibi Evet, sonunda hemze bulunan ve bir önceki harfi ille tarifi olan ve çoğulu ef ile kalıbında yapılan dört harfi isimler. Kisa, eksiye, evye, vi'a, e, e gibi. Bazı nakız fiillerin mastarlarından tef'al, tif'al vezni yapılanlar. Ada, yadu, ta'da'en, koşmak mesela, yemşi, temşa'en, yürümek gibi. Aynül fiili şeddeli olan ve feal kalıbında yapılan veya mübalağa için mifal kalıbında yapılan sıfatlar. Adda'un, e, mi'ata'un gibi. İsmi tafdülü olmayan, renk veya kusurlara delalet eden, müzekkeri efel kalıbında ve müennesi feala kalıbında olan sıfatlar. Son harfi sahih olan sıfatlar. E, ahmer, hamra, sevda, beydar bunlar renk anlatıyor. E, yine havra, mesela son harfi sahih olmayan sıfatlar. A'ma, amya gibi, ahva, havva, lemya. Semai olan elif-i memdude, yukarıda zikredilen yedi yer dışındaki isimlerdeki elif-i memdudeler semai'dir. Herhangi bir kuralı yoktur, işitmeye dayanır. El-gına'u, es-senâ'u, es, es el gibi. el elif muhavvele, aslında vav olan elif. Mesela bu qalenin elifi vavdan muhavveldir, dönüşmüştür diğerlerde de Y'den dönüşmüştür. Elifun nida. Nida elifi seslenme elifidir. E, esriye. esri. Mesela ya yerine e gelebiliyor. Elifu te'niz. Te dişilik elifi. Dişiliğe delalet eden eliftir. Kübra. Bunun sonunda uz bakın uzatan böyle y şeklinde yazan elif. Elifü te'niz el maksura. Maksura te'niz te elifi. Kelimenin sonunda noktası yazılan dişiliğe delalet eden elif. Atşa, hübla. Elif i üsül memdu'de bakın yukarıda bunlarla tekrar söyledi. Sahra burası nedir? Mennes memdu Elif'idir. Evet burada kalalım. Şöyle başa gidip hızlı bir tekrar yapabilir miyiz? En başta ne vermişti? O geçen bölümde efalül medih burada da fa'alül zem dedi. Ee, yani zen fiiller işte kötüleme yerme bi ise saela habbeza ne kötü bi ise raculu ebu cehil iki tane merfu olacak sonun devamında besel hulukul ke, e, kedib e, gibi yine e, el eliful fasila veya eliful farika e, nunun düştüğü yerlerde veya olmadığı yerlerde vavdan sonra gelen ve e, herhangi bir e, yani etkisi olmayan sadece ayırmak için gelen elif elif ül Maksure evet ismin sonunu a diye uzatan ve e, aslı vav ise dik elif olarak yazılan aslı y ise böyle e, y şeklinde yazılan ama elif e, yani a sesi veren eliftir. Evet bunlara örnekler e, verdi bolca. E, yine e, elif-ül memdude e, uzatlar okunan elif kelimenin sonunda kendisinden sonra hemze bulunan hemze bulunan elif. Mesela ee, i̇şte karra'u, sem'a'u, bina'u gibi e, elifler. E, bunlara da memdud elif demişti. E, muhavvel, vav'dan dönüşen veya ye'den dönüşen e, elif. E, nida elifi, e, seslenme elifiydi. E, tenis elifi, işte sonunda uzatan elif aynı zamanda müenessik elifidir. Burada kaldık, devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle hepimize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.